bugünkü konumuz magnezyum preparatlarının birçoğunun içerisinde gördüğümüz B6 vitamini. B6 vitamini vücutta tek başına eksikliğini hissettiğimiz veya ölçülen bir vitamin değil. B6 vitamini B12 ve folatla birlikte metilasyon döngüsü dediğimiz bir döngüye katıldığı için oldukça önemli. Vücuttaki birçok döngünün de sağlıklı işlemesini sağlayacağı için vücudun genel sağlıklı olduğunu anladığımız yapılardan bir tanesi. O yüzden bunun düzgün çalışması için B12, folat ve B6'nın yeterli miktarda vücutta bulunması gerekiyor. Bu döngü düzgün çalıştığı zaman bir başka döngü sonucunda mesela serotonin, dopamin hormonları da düzgün bir şekilde üretilecek. Oradan bir döngüye girecek, melatonin hormonu da düzgün bir şekilde üretilecek. Yani birçok faktör birbiriyle bağlanmış olacak. Bu bizim dışarıdan aldığımız bir vitamin. Dediğim gibi eksikliğinde B12 eksikliğinde olduğu gibi çeşitli anemi gelişmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ama bu bizim böyle bir durumda direkt düşünmemiz gereken bir tek başına bir doktor tavsiyesi olmadan almamız gereken bir vitamin bence değil. Piyasada tabii tek başına satılan formları var. P5P şeklinde yazıyor genelde preparatlarda. Ama herhangi bir magnezyum takviyesinin içinde ne arıyor diye baktığımız zaman sinir kılıflarının sağlıklı olmasında bu döngünün çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla magnezyumu eğer bilişsel bozukluklar veya bellek, odaklanma gibi şeyler için kullanacaksak B6'lı olanını tercih edebiliriz. Zaten bu dozlar hepsinin içerisinde eşit dozlar var. Günlük dozlar, fazla dozlar değil. Tabii ki folik asit veya B12 kapsüllerinin, tabletlerin içerisinde de kompleks bir formda B6'yı görüyoruz. Tek başına hatta gebelerde bulantı kusmanın önlenmesinde de kullanılan bir vitamin. Tabii ki doktor tavsiyesi olmadan, belli bir dozu aşmadan kullanmak çok önemli. B6 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.